Sebzelerimizi hazırlayalım ve kaynamakta olan tenceremin içerisine ekleyeceğim ve buharında sebzelerimi pişireceğim. Bunun için havuç, kabak ve kuru soğan kullanacağım. Eğer dilerseniz farklı sebzelerle de bu püreyi yapmak mümkün. Havuç çok daha sert olduğu için ve daha geç pişeceğinden dolayı ilk önce havucu ekleyeceğim. Havuçları bu şekilde halka olarak ince ince doğruyorum. Daha sonra püre haline getireceğim için doğrama şekline özen göstermedim. Ama ince olması önemli, çok daha çabuk ve hızlı pişmesi için. Şimdi sıra geldi kabaklara. Kabağımı da sap kısımlarını aldıktan sonra bakın bu şekilde kabuklu kısımlarını bıçağımla alıyorum. Daha sonra bunu da ortadan ikiye keseceğim. Kabaklarımı da ekliyorum şimdi tenceremin içerisine. Az miktarda da su ekliyorum. Şimdi kuru soğan da bir parça ekleyeceğim. Kuru soğanı da birkaç parçaya kesiyorum bu şekilde. Bunları da şimdi ekliyorum. Balıklarımı da kılçıksız ve derisiz olarak kullanacağım. Bu şekilde 3 parçaya kesiyorum. Şimdi bunları da sebzelerin üzerine bu şekilde koyuyorum. Bir miktar da tuz gezdireceğim üzerine. Kapağımı da kapatıyorum. Ortalama 15 dakika bu şekilde pişirdikten sonra püre haline getirip servise sunacağım. Sebzeler ve balığım güzelce pişti. Şimdi artık buhar kazanından alıyorum. Evet, blenderımızı da ayarlayalım. Haşlanmış olan sebzelerle beraber balıklarımı bunun içerisine alıyorum. Şimdi bu esnada da içerisine dereotu ve maydanoz ekleyeceğim. Bunları da birkaç parçaya böldükten sonra koyuyorum ve biraz da limon suyu ekleyeceğim şimdi. Biraz da zeytinyağı. Kapatıyorum ve şimdi püre haline getireceğim. Çok ince bir püre olmayacak, hafif taneli. Hepsini de güzelce karıştırıyorum. Şimdi üzerine az miktarda da zeytinyağı gezdireceğim. Ve yemeğim servise hazır.